Evet arkadaşlar, bugün büyük gün. Balkan turuna çıktım. İlk hedefimiz Üsküp. Saat 2 çeyrek geçe uçağım var. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan bineceğim. Birazdan çıkacağım. Saat şu anda 9'a yaklaşıyor. Çiğli'de birkaç işlerim var. Bir tane powerbank almam lazım. Benim powerbank 30.000 mAh olduğu için uçağı almayacaklar muhtemelen. Çünkü havacılık kuralları gereği en fazla 27.000 mAh alabiliyorlarmış. Ben de bir 20.000'lik bulabilirsem Çiğli'den powerbank almam lazım. Çünkü yoksa orada mahvoluruz. Onun dışında ben bagaj satın almamıştım uçak bileti alırken. Hata yapmışım. 800 lira falan da zaten. Şimdi her şeyimi bunun içine sığdırmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi patlamak üzere zaten. Bunu da alacaklar mı emin değilim. Bir de şu montu alacağım. Bu benim ilk yurt dışına çıkışım oluyor. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dil bilmez, yol bilmezim kardeş. Dışarı çıktığımda da size Saruhun maaşısı ile ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. O zaman hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başladı. Şu anda en büyük korkum bu bel çantasını uçağa almamaları. Çünkü içinde şemsiye falan var. Biraz fazla şişti gibi. 3 kiloluk bagaj hakkı vermişler. O 3 kilonun içerisinde bir de işte 15 santim genişliği, bilmem 40 santim uzunluğu falan diye belirtmişler. Şu an benim çantam ne geliyor bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Şimdi ilk durağımız İzban'a binip çarşıda inip oradan bir powerbank ile yaklaşık 700 euro para bozdurmak. Yani 700 euro alalım ki orada başımıza bir iş gelmesin. Şimdi buradan halledeyim ben bunu. Bir de arkadaşlar mutlaka Saruhun maaşınızı olun. Eğer Güney Amerika taraflarına gidiyorsanız, İzmir'deyseniz pasaportta yapıyorlar zaten vapur iskelesinde. Çok uzun sürmüyor. Bir 5 dakikalık bir şey sürüyor zaten. Hiç de acıtmıyor. Minicik bir iğneyle yapıyorlar. O yüzden kesinlikle olun. Hadi bakalım. Şimdi İzban'a biniyoruz. Yaklaşık 8-10 dakika sonra çarşıdayız. Şurası. Şimdi arkadaşlar Saruhun maaşısından bahsedecek olursak şöyle. Ben gittim Saruhun maaşısı olmaya. Normalde benim randevum saat 11'deydi. Ben saat 10 gibi falan gittim. Orada bir tane görevli vardı zaten. Görevli bana dedi ki sen kaçta randevun dedi. Daha doğrusu doktor, oranın doktoru. Uzun saçlı bir şey, yakışıklı bir şey böyle. Çok iyi bir adamdı. Randevun kaç dedi. Dedim 11. Dedi aç mısın, tok musun? Dedim açım. Bir şey yemedim. Ondan sonra ne dedi? Başka bir şey demedi zaten. Senin randevun saat 11'de. Saat tam 11'de buraya gel ama karnını doyur öyle gel dedi. Ben de tamam dedim. Çıktım dışarı, gittim bir börekçiden börek yedim. Pasaportun orada konakta. Ondan sonra geldim. İşte bana sorular sordu. Daha önce hiç aşı oldun mu? Buna benzer. Ondan sonra hiç yurt dışına çıktın mı? Hiçbir kalıcı rahatsızlığın var mı? Kullandığın ilaç var mı? İşte ailenizde bilmem ne var mı? Carçut bayağı bir soru soruyor size. Ondan sonra nereye gideceksin dedi. Dedim Kolombiya'ya gideceğim. Ne kadar kalacaksın dedi. Dedim işte bir buçuk hafta falan 2 hafta kalacağım. Ondan sonra Güney Amerika turuna çıkacağım dedim. O da tamam dedi. Kendine çok dikkat et dedi. Kolombiya biraz güzel yer dedi. Orada kızlar falan filan var dedi. Aman ha dedi işte korunmadan bir şey yaşama falan filan dedi. Ondan sonra orada büyük sinekler var dedi. Bizim sineklerle hiç alakası yok dedi o sineklerin. Bu sinekler biraz farklıymış. Ve bu sinekler bir tane hastalık taşımıyormuş arkadaşlar. Birçok hastalık taşıyormuş. Bu yüzden bu yaptığımız iğne bununla ilgili bütün hastalıkları önlüyormuş. Bir defa yapılıyormuş hayat boyunca ve bu ömür boyunca bu sineklerden gelen rahatsızlıkların hepsini de koruyormuş. Bize bir tane kart veriyor işte, küçük bir tane kağıt. İçinde normal kalemle yazılmış, kendisi yazıyor. Bir tane de küçük mühürü var ama mühür çok belli bile olmuyor. Dedi ki bu defteri hiçbir şekilde kaybetme. Yarın öbür gün başka ülkelere gidecek olursan bu defteri kesinlikle istiyorlar. Sen de bu defteri hiçbir şekilde kaybetme ki sorun yaşama dedi. Ben de o defteri giderken alacağım yanıma. Bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Saruhun maaşısı. Eğer Saruhun maaşısı olmazsanız buradan Brezilya'ya girersiniz. Ama Brezilya'dan muhtemelen çıkamazsınız. Çünkü Brezilya'dan sonra Kolombiya taraflarında bu aşıyı istiyorlar. Aslında şehir merkezlerinde bir sıkıntı olmuyor. Ama şehrin böyle biraz dış kesimlerine gittiğiniz zaman oralarda ağaçlar, ormanlar çok olduğu için orada çok sinek, böcek vesaire oluyor. Yani bugüne kadar hiç Saruhun maaşı ile ilgili problem yaşayan çevrenizde muhtemelen görmemişsinizdir. Zaten 1/1000 ihtimaldir ama sonuçta ihtimaldir yani. O yüzden kendinizi koruyun. Gidin aşınızı olun. Yurt dışında bunu yapmaya kalkarsanız yaklaşık 50, 40, 30, 80, 100 dolara kadar çıkıyor. O yüzden burada bedava yapmak çok mantıklı. Çok fazla vaktinizi almaz. Bulunduğunuz il neresiyse eğer Google haritalara girin. Seyahat sağlık merkezi yazın. Zaten direkt çıkar oradan. Size en yakın olan. Oranın telefon numarası hemen orada görünür zaten. Ararsınız. Birkaç defa da düşmeyebiliyor. Ben 3-4 defa aradım, açmadılar. Sonradan açtılar. Birkaç defa da düşmezse mutlaka arayın. Onlara söyleyin. Ben işte aşı vurulacaktım, sarılma aşısı. Kolombiya'ya gidiyorum falan deyin. Onlar zaten size randevu verirler. O randevuya gidersiniz. Ben aradım. Ertesi gün saat sabah işte ona randevu verdi. Bu şekilde arkadaşlar. Sarılmayı da bu şekilde hallettiğimize göre şimdi size bundan sonraki süreçte Balkan turunu nasıl yapacaksınız? Onu göstermeye çalışacağım kendimce. Bakalım. Şimdi şöyle bir power bank aldım arkadaşlar. 22.000 mAh. İnşallah uçakta sıkıntı olmaz. Tam bilmiyorum ama göreceğiz bakalım uçakta bir şey diyecekler mi demeyecekler mi. Eğer bir şey derlerse 1000 lirayı çöpe atacağız orada. Yapacak bir şey yok. Bu arada uçağım ertelenmiş. Normalde saat 14-15'li uçağım. Şu anda 15'e ertelenmiş. İnşallah bir daha da ertelenmez. Arkadaşlar dövizcide para geçmiyormuş. Yani daha doğrusu kart geçmiyormuş. Kart geçmediği için nakit vermemiz lazım dövizciye. Euro alacağız ya. O yüzden şimdi deneyelim bakalım. Halk Bankası'na geldim. Bende de Halk Bank yok aslında. Bu Papara karttan deneyeceğim. Bakalım verecek mi? Yaklaşık 20.000 TL lazım. Para çekme. Bu da 20.000 TL vermez muhtemelen ama 10.000 deneyelim. Verirse bir 10.000 daha verir. Yok, en fazla 5.000 veriyormuş. Ona da 51 lira para alıyormuş. Yapacak bir şey yok, alsın. Demek ki 4 tane çekse 200 lira zararımız oldu. Neyse, sağlık olsun. Evet arkadaşlar, bu da 4. 5.000 liramız. Toplamda 200 lira zararımız oldu. Bankaya gitsek sıkıntısı çekerdik de şimdi Papara ya, oradan diğer bankaya at, oradan git o bankadan çek. Bayağı bir sıkıntı olacak. Onunla uğraşmayayım diye. Bu zaman da var ama işte üşengeç insan olunca uğraşmıyor arkadaş böyle şeylerle. Şimdi dövizciye gidip bir euro alalım bakalım. Evet arkadaşlar, 500 dolar aldım. Yaklaşık 19.200 TL'ye. Bir de hepsini bozuk aldım. Daha rahat alışveriş yaparız. Şimdi burada işim bitti. Artık saat erken, eve gideyim. Evden bir daha gideyim bari, ne yapayım. Boşu boşuna buralarda takılmayayım. Eve gideyim. Ondan sonra havaalanına gideriz. Ben yine İzban'a geldim arkadaşlar. Çünkü eve gideceğim. Bir saat, 1,5 saat sonra çıkacağım. Çok saatim var çünkü. Şu an boş boşuna buralarda heba olmayayım. Ücretsiz aktarma. Çünkü İzmir'de 90 dakika içerisinde herhangi bir para vermiyorsunuz başka bir şeye bindiğiniz zaman. O yüzden beleşten eve gidiyorum. Şimdi arkadaşlar 500 liramızı aldık. Power bank'imizi aldık. Hiçbir eksiğimiz yok inşallah. 1 saat sonra, 1,5 saat sonra gideriz. Uçak yine rötar yapmazsa tabii. Şu montu taşımak o kadar zor ki anlatamam anasını satayım. Mecbur böyle elimde gezdiriyorum çünkü şu anda Üsküp'te yağmur yağıyor ve gideceğim bütün ülkelerde de hemen hemen yağmur yağıyor akşamları. Havalar ortalama 21 ile 28 derece. O yüzden mecbur yanımda götürmek zorundayım. Çantaya da sokamıyorum çünkü dediğim gibi çanta alamadığım için içine bir şey sokamıyorum. Hatta içine don bile sokamadım. Bak bakayım. Bu. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getir. Bir tane boxer, bir tane çorap, bir tane de tişört koyabildim. Başka hiçbir şey koyamadım. Bir de şemsiye var içinde. O yüzden bunu taşımaktan nefret ediyorum ama mecburum. Şimdi İzban bekliyorum. İzban gelsin, eve gideceğim. 1,5 saat sonra görüşürüz. Eve gideceğim. Bir daha üstümü başımı düzelteceğim. Bu kameranın mikrofonunu unutmuştum. Gidip onu da alacağım. Bir saat sonra, 1,5 saat sonra havaalanına doğru gideceğiz. Yine buraya geleceğiz yani. Evet, evden 3. çıkışım. Evden 3. çıkışım. Nihayet evden çıkabiliyorum inşallah. Şu üstümdeki beyaz gömleği unutmuşum. Onu aldım. Şimdi tekrardan gidiyorum arkadaşlar. Yine Çiğli'ye, çarşıya gideceğiz. Power bank alacağız. Diğer power bank'i aldım. Bu power bank başıma bela oldu. Şimdi size onu anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz Çiğli'den bir power bank almıştım. Ve bunun hızı 80 watt'tı, tamam mı? Ben de 80 watt iyi şarj eder falan diye düşündüm. Aslında normalde bu işlerden de anlarım ama nedense salaklığıma geldi. Zaten elim kolum doluydu ya biraz. Acelem olduğu için biraz saçmaladım. Fakat eve geldim, 80 watt'ı taktım telefonuma. Telefonum yavaş şarj diyor. Sonra üstteki bildirime baktım. Orada da diyor ki çok güçlü, hızlı bir şarj taktığınız için desteklemiyor falan diyor. Yani benim telefonum normalde 45 watt'ı destekliyor. 80 watt olduğu için telefon kendini korumaya mı alıyor, ne yapıyorsa bu şekilde şarj etmiyor. Burada birkaç tane market vardı, oraya gittim. Baktım alacak bir şey bulamadım. Tekrardan yine İzban'a binip Çiğli'de inip merkezde powerbank, bunu değiştirmeye çalışacağım. Eğer alırlarsa vereceğim. Yerine bir altını alacağım. Parayı iadesinde geri almayacağım. Eğer almazlarsa, kıllık yaparlarsa da oradan yeni bir powerbank alacağım yine deneyerek. Aynı yerden. Bunu da oraya bırakacağım. Kardeşime söyleyeceğim. Bugün gitsin bunu alsın, eve getirsin. Çünkü oradan benim direkt tekrardan İzban'a binip havaalanına gitmem lazım. Yoksa yetişemeyiz. Böyle bir şey yaşadık. Boşu boşuna 9 lira vermiş olduk. Şimdi bir tane daha alırsak bir 600 lira daha vereceğiz. Ortalama 1600 lira çöpe gitmiş olacak. O yüzden siz de bunları düşünerek hareket edin arkadaşlar. Böyle son saniyeyi bırakırsanız buna benzer problemler yaşayabilirsiniz. Neyse. Aldıktan sonra powerbank'i tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, adam çok iyiydi sağ olsun. Zaten onu aslında çocukluğumdan beri hatırlıyorum ben bu adamı. Çiğli'de Office 2000 diye bir yer vardı. Orada çalışıyordu. Şimdi kendi dükkanını açmış. Çocukluğumdan beridir bu adamı tanıyorum. O beni tanımıyor yalnız. Powerbank'imizi verdik. Bunun beyazını aldık. Benimki 80 watt'tı. Bu 44,5 watt. Ayrıca benimki 20.000 miliamperdi. Bu 12.000 miliamper. Çok çok işimizi görür. Üstüne üstüne normalde aslında ben onu verip hiç para almadan direkt buna takas yapmak istiyordum. Ama arkadaş sağ olsun hiç uzatmadan kutusunu açtığım halde direkt onu aldı. Bunu verdi. Üstüne de benim 150 TL farkımı verdi. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu videoyu izlemeyecek ama böyle iyi insanlar var arkadaşlar. Tamam. Artık powerbank'imizde olduğuna göre bir problemimiz yok galiba. Şimdi yine İzban'a binip havaalanına doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 1 saat 20 dakika, 1,5 saat sonra havaalanında olacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Uçağımız biliyorsunuz röter yaptı. Çekim mekim muhabbeti bir daha olacak mı hiçbir fikrim yok. Orada birilerini bulursam sorarım. Birilerini bulmazsam direkt kuyruğa giderim. Yok sen gelmesen, paranlısan derse bilmiyorum ne yapacağız. O zaman bundan sonraki video havaalanında görüşürüz. Havaalanına geldik arkadaşlar. Pegasus'u da bulayım. Bir sorayım bakayım bu çantadaki büyüklükler falan bir sıkıntı olacak mı? Powerbank sıkıntı olacak mı? Eğer bir problem yoksa devam edelim. Powerbank'leri falan çantaya koyalım. Üzerimizde taşımayalım çünkü. Gerçi ceplerime koyayım, montun cebine koyayım da. İnşallah bir şey demezler. Şunları da şöyle koyalım. Başka ne var? Suzamla para var. Başka bir şey yok. Şimdi ben iç hatlardan giriş yapmışım. Dış hatlara doğru yürüyorum. Dış hatlardan içeri bir giriş yapalım bakalım ne olacak. Bakalım inşallah şu çantaya mantaya carta curta sıkıntı çıkartmazlar da rahat rahat bineriz uçağa. İşte ilk defa yolculuk yapınca böyle oluyor arkadaşlar. Hepsi deneyim. Hepsini ben de sizinle beraber şu an öğreniyorum yani. Hadi bakalım. Tamam, Pegasus'un gişelerinden geçtim. Şimdi pasaport polisine gidiyorum arkadaşlar. Pasaport polisinden sonra bakalım uçağa binebileceğiz mi? Herhalde çanta için sıkıntı yapmadılar galiba. Tam bilmiyorum ama uçağa binerken yaparlar mı emin değilim. Ama Pegasus'tan biletimi aldım. Yapmazlar gibi düşünüyorum bakalım. arkadaşlar harç pulu almak lazımmış. Tabii ki ben ilk defa çıktığım için ondan haberim yoktu. Şimdi harç pulu alıp ondan sonra pasaport polisine geleceğim. Evet, şimdi harç pulu alacakmışız. Şöyle şuradan. Nakit ödersek veririz herhalde. Oha. Bu ne oğlum? Nakit işleme kapalıymış. Kartla ödeyeceğiz. Son çağrı. Transavrendans hava yolları. TO 3269 sefer sayılı Paris-Orly uçağı kalkış için hazırdır. Yolcularının 229 numaralı kapıya gelmeleri rica olur. Evet arkadaşlar, tamı tamına 500 TL. Bir kağıt. Teşekkürler reis. Neyse, şimdi gümrük polisine gideyim bakayım. İnşallah bundan başka sıkıntımız çıkmaz. Şimdi arkadaşlar uçak bir daha rötar yaptı. Bu sefer saat 3'ü 50 geçeye rötar yaptı. Yani bugünlük ikinci rötarımız. 3 saat havalanda böyle bekleyeceğiz. Bir daha rötar yapmazsa inşallah saat 4 gibi bineriz. Daha uçuşa 3 dakika var arkadaşlar. Ben de bir Burger King buldum burada. Bir Burger King'de karnımı doyurayım. Ondan sonra şarj istasyonu olan bir tane masaya geçip film izleyelim. Başka çaresi yok bunun. Biraz film izleyelim de vakit geçirelim. Burger King. Restoranda yiyelim. Ne yiyelim? Whopper menü, King menü. King menü yiyelim. Orta boy patates kızartması, tamam, sıkıntı yok. Coca-Cola, orta Coca-Cola ya da Coca-Cola'yı büyük alalım. Onun dışında bir şeye gerek yok. Sepete ekle, sepete git. Okey. Kredi kartı. Böyle dışarıdan kendiniz sipariş veriyorsunuz arkadaşlar. Buradan aldığınız fişle gidip yemek alacağız galiba. Neyse, böyle bir şeymiş. Ben de ilk defa böyle bir sipariş verdim. Şu an heyecanla bakıyorum. Uzun bir bekleyişin ardından yemeğe kavuştuk. Tamamdır, şimdi uçağa girişimizi yapıyoruz. Bakalım. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Rötar dışında. Dönüşte de bizi alsın. Türkçe konuşalım. İsmail amca. Türkçe konuşalım. Çok uygun bir adam. Ve bak ben sana numara vereceğim Kosova. Bir gün şey yaparsan gel yanıma. İnşallah. Bir gün sabrım olur. 2-3 saat Kosova. Amca dolandırıcı gibi var ya böyle. Önce bana geldi ya, işte oradan taksiye bineceğim ben. Gelsen de 5 euro verirsin. Ben normalde 15 euro verecektim. 5'ini sen verirsin falan dedi. Tamam dedim. Uçaktan indiğim zaman görüşürüz falan filan dedik. Şimdi amca diğerlerini bağlamış. Kendini bedavaya getirecek galiba. Eğer taksiciyle anlaşmalı değilse. Sırt çantası gibi eşyalarınızı önümüzdeki koltuğun altına yerleştirmeniz gerekmektedir. O çeşitli dolapları içindeki görsel temellemeleri takip etmenizi rica ederiz. C. Overhead bin should be used primarily for the placement of the luggage under baggage. Except for remote and electric roads, passengers requested to place items such as small handbags and laptop bags. Şu anda indik. Çıkışa doğru gidiyorum. Şimdi bakalım pasaport polisleri bize bir şey soracak mı? Çok merak ediyorum. İnşallah bir şey sormaz. Bu da indiğimiz uçak. Evet arkadaşlar, an itibariyle Üsküp'e girdik. Pasaportta bir sıkıntı çıkmadı. Pasaporta damgamızı vurdu. Şu anda vizemiz var. Şimdi otobüse binip hostele doğru yol alacağız. Şöyle. 2100, 2110. 2110 verdik kanki bana. Sen kaç tane verdin? 40 euro verdim. Ben 1000 lira verdim. Bana oğlum lan çok azaldı değil mi? Yok lan normal lan. 2 ya 1000 varmış. Ben bunu 100 gördüm. Var ya ben bunu verirsem 100 diye yanar. Vallahi benziyorlar birbirine lan. 1200. 40 euro arkadaşlar. 100, 1000, 2000, 2100, 2110 dinar aldık. Paraları böyleymiş. Şimdi otobüs bileti alıp yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle biletlerimizi aldık. Arkadaşla beraber. Dur hemen şemsiye çıkartalım kardeşim, sen rahat ol. Burada otobüs nerede ama? Önce bir otobüs. Şunu çıkar kanki. Heh. Neyse ki temkinliyiz arkadaşlar. Şemsiyemiz var. 200 riyal. Kaç para yapıyor acaba? Muhtemelen. Şuradan mı kalkıyor lan? Bence biz bunu bir soralım. Gel şuradan kalkıyor ya. Burası hakkında kapalı. Şunu koyalım. Çantaya. Tılıkını. Şuraya koyuyorum. Koyabilecek bir yer var. Onu da kapatsana. Abi üstümüz kapalı ya. Evet. Airport. Taksi. Burası taksi. Airport bus. Okey. Bus. Tamam arkadaşlar. Bulduk şimdi. Şuradan bineceğiz. Burası çok Türklere aşina olduğu için çok zorlanmadık ya. Kaç günlük? Bunda gün yok mu anasını? Yazmıyorlar gün değil mi burada? Ne günü? Yani biz almadığımız için kaç günlük burada kalacağımız diye bir şey yok. Yok, onu çıkarken bakacak herhalde. Ha, muhtemelen. Çünkü öyle bir gün yazmamışlardı. Aynen. Neyse, bir otobüse binip şehir merkezine gidince tekrardan devam ederiz. Saatim 6'ya çeyrek var. Bu arada arkadaşlar buranın saati Türkiye saatine göre 1 saat geride. O yüzden zamanda yolculuk yapmış gibiyiz. 1 saat gerideyiz yani şu anda. Otobüs saatlerine de şöyle bakalım. Abi bugün cuma değil mi? Bir dakika lan. Oğlum bu ne ya? Bir dakika. Şu an 4. Saat kaç şu an? 5.45 galiba. 5.45. Şu an 4 küsur saat. Bir saat bekleyeceğiz işte. Herhalde şimdi kalktı galiba. Ne? Abi, hayır abi 5.45 şu an. Tamam şu an kaç? 6.45 ama bir saat ileride. Normalde şu an gelmesi lazım. Tamam, ben mi yanlış hesaplıyorum lan? Oğlum telefondan bakacağız işte. Bakayım bir telefondan. Kanka şu anda benim saat kaç? Hemen bakıyorum. 4.45. Doğru tabii. Tamam, 4.45. Bu da 4.45'te bir saatimiz var. Doğru tabii. Aynen. Tam bir saat var. Bu arada bir saatte bir gelmiyormuş bu. Aynen. Hemen 2 saatte bir geliyormuş. Aynen. Şerefsizler. 1 saat buradayız. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada ben girişimi söyleyeyim arkadaşlar. İçeride polis, gümrük memurunun oraya gittim. Direkt ben turist dedim. I am a turist dedim. Çok da İngilizcem yok anasını satayım. Ondan sonra o turist falan yaptı. Dedim yes I am a YouTuber dedim. Yani ben YouTuber'ım dedim. O YouTuber falan Turkish video falan muhabbeti yaptı. Dedim yes yes. Ondan sonra kaç gün kalacaksın burada dedi. Dedim 3 gün burada kalacağım. 3 days burada kalacağım. Üsküp dedim. Ondan sonra dedim Belgrad, Karadağ, Priştine and tekrardan buraya geleceğim dedim. Tabii yarı İngilizce yarı Türkçe hiç bilmediğim için öyle sallayıp bir şekilde zaten onu da anladı zaten ne dediğimi. Sonra total kaç gün kalacaksın dedi. Dedim total dedim 14 gün dedim. Gerçi 14'ü İngilizce söyleyemediğim için arkadan biri uzandı. 14'ün İngilizcesini söyledi arkadaşa. Okey okey dedi, şak diye bastı geçirdi. Arkamdaki arkadaşı da ne iş yapıyorsun? Dönüş biletin var mı vesaire diye sormuş. Bana bunların hiçbirini sormadı. Direkt kaç gün kalacaksın? Ne yapacaksın vesaire dedi. Öyle hemen 2 dakikada geçirdi beni. Şimdi otobüs bekliyoruz. Yaklaşık bir saatimiz var. Bir saat sonra otobüs gelecek. Otobüs geldikten sonra da merkeze gideceğiz. Oradan da bir 5-10 dakikalık yolum var hostele kadar. Onu bekleyeceğiz. Şimdi uçakla tanıştım arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Ufak bir yer, çok büyük bir yer değil burası. Baksanıza. Şöyle otobüs. Genelde Uber falan var galiba burada. Şehir merkezinde görüşürüz. Nihayet 1,5-2 saat sonra otobüsümüz geldi. Ha, önce iniyorlar. Exchange değil mi? Exchange o değil. Ne oldu? Kızçıydı o. Ha, öyle miydi? Aynen. Exchange. Ben de exchange zannettim. Aynı senin gibi yerine söyledim. Olabilir. Bir tek surat... Ha. Bileti de bağlıyorsun. Bileti de bağlıyorsun. Bileti bağlıyorsun kapıdan. Baksana elinde postası var. Aynen. Kaç numara? Numara mı var? Numara yok. Belediye otobüsü bir şey bu ya. Skopje. Çıkartacağım ya. Ne? GoPro çıkartacağım. GoPro. Nihayet. Beklenenden geldi. Abi şöyle öne mi gelsin? Geç. Ha? Geç öyle. Ha, daha iyi. Ah. Evet, şimdi bindik arkadaşlar. İnince devam ederiz. Normal bizim belediye otobüsleri gibi bir şey. Şimdi otobüsten indik arkadaşlar. Benim gideceğim yere daha yarım saat var. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Benim değil. Benim değil. Birisi çantasını unutmuştu otobüste. Sor. Neyse. Şimdi benim gideceğim yere daha buradan yarım saatlik uzaklıkta. Oraya nasıl gideceğim bilmiyorum. Herhalde otobüste falan giderim. Hepsi otobüste gidemem. Şeyle giderim. Taksiyle giderim. Şimdi bir taksi bir şey ayarlayayım. Oraya gittiğim zaman devam edelim. Skopje, Üsküp sokaklarından merhaba arkadaşlar. Şöyle iki gariban, aynen, köylü gibi geziyoruz şimdi. Hostellerimizi arıyoruz. Muhtemelen ben bir taksiyle gideceğim artık. Burası neymiş lan? Oo. Redline. Redline mi? Redline mi yapsak? Club'mış. Kazino değil herhalde. Bakacağız abi. Neyse, şurası çarşıydı zaten lan. Aynen. Burada gezilir. Güzel. Yağmur yağmasa 10 numara olacakmış da. Yakın ki. Yağmur yağmasa daha da güzel olacak. Geleceğim, oradan geleceğim de. Suya batmayayım diye şey yapmaya çalışıyor. Neyse, bakalım bir taksi ayarlayayım ben. Şimdi bir tane taksiye bindim. Dayıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Dayı Türkçe bilmiyor, İngilizce de bilmiyor. Haritayı açtım, bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Açtı. Ben bu müziği çok seviyorum diye bir de ezberlemiş. Anlamıyorum dayı, ne diyorum bilmiyorum ama. Getirdi bilmiyorum ama. Gayet dalından kopartmış getirmiş yani.